Polisin olay mahallinde tuttuğu zabıtlarda da görüleceği üzere suçları sabit olup Türk Ceza Kanunu'nun 440 ve 441. maddeleri gereğince cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Savcı cezalandırmanızı istedi. Var mı söyleyeceğim bir şey Hatip Tellidere? Şimdi sayın hakimim, ya masum bir kadına benim gibi ailesinden başka hiçbir şey görmeyen saygın bir iş adamına iftira atılıyor. Ya ben ömrümde böyle bir şey ne gördüm ne yaşadım. İstediğiniz kişiye sorun yani. Onları geç, onları geç. Ne işin vardı bu kadının evinde? Benim mi? Senin tabii. Kim olacak? Ya şimdi Şermin Hanım'ın televizyonunun anteni bozulmuş. Tabii Adana'da kimsenin evinde öyle pek televizyon melevizyon olmaz. Ya ayıptır söylemesi, bizim evde var. Şermin Hanım da bizim eski aile dostumuz. O da bunu biliyor. Ya dedi, Hatip Bey dedi, bir bakabilir misin dedi. Efendim tabii şimdi yalnız başına bir kadın. Yani müşkül durumda, yardım etmeyeyim mi? Niye çıplaktın? Ne? Niye çıplaktın? Sessizlik! Hakim Bey, ya malum Adana'mız çok sıcak biliyorsunuz. Şimdi tamir esnasında da öyle sıcak bastırınca gömleğimi çıkarayım dedim. Tam o sırada da polisler içeri girince yani bir... Tamam, tamam, otur. Şermin Arcan, sen ne diyorsun bu duruma? Efendim, Hatip Bey doğruyu söylüyor. Anteni tamir esnasında sıcak basınca haliyle gömleğini çıkardı tabii. Sen niye gecelikleydin o zaman? Ben de ev hali. Ben de hani ne zaman geleceğini bilmediğim için herhalde gelmeyecek zannettim. Yatmaya hazırlanıyordum. Yoksa hani... Tamam, kafi. Gereği düşünüldü. Sanıklar Hatip Tellidere ile Şermin Arcan'ın sabit adreslerinin mevcut olduğu ve kaçmalarına şüphe verecek herhangi bir durum olmadığı için tutuksuz yargılanmalarına karar verildi. Duruşma bitmiştir. Ya çok büyük geçmiş olsun. Yemin ediyorum var ya, kesin bizi çekemeyenlerdir ha. Ya ben şurayı anlayamadım. Şimdi televizyon anteni çatıda değil mi? Sen gömleği niye evin içinde çıkardın? Vallahi ben orayı hala anlamış değilim. Sen eve git. Ben anlatacağım sana. Gitsen. Hadi hadi. Avukatla. Ne diyor? Ceza çıkar mıymış? Ya ne cezası çıkacak? Cinayet mi işlemişik? 2-3 cezası sonra beraat edeceğiz. Bitecek gidecek işte ya. Bütün Çukurova'ya rezil rüsva olduktan sonra beraat etsem ne olacak? Ah hünkâr Yaman'a. Kepaz etti beni. Ya belli mi ki onun yaptığı? Ya o gün polislerle geldiğinde Naciye dedi ya. Zaten bir daha bir saniye geldi. Nispet yapar gibi. Vay arkadaş ya. Ne kim varmış kadında ya. Gerçi yaman değil mi? Bunların alayı böyle zaten. Ben göstereceğim ona ki nasıl oluyormuş. Az kaldı. Ne yapacak ki? Elimde öyle bir koz var ki Hatip. Bana yaşattığının 100 mislini yaşayacak o hünkâr. Mahvedeceğim onu. Görürsün bak. Senden korkulur Şermin.